Çorum'a geldik. Burcu ablalardan çıktık kahvaltı için. Hala Çorum merkezdeyiz. Hoş bulduk. Biz bir serpme kahvaltı alalım. Buna gerek yok. Kahvaltı yapacağız. Sonra vedalaşmaya geçeceğiz onlarla tekrardan. Kızımı da aldım buraya koydum. Kahvaltı yapacağız. Çorum dönüşünde bir köye geldik. Görümcem'in kayınvalidesi ve kayınpederinin yanına. Buradan köy tereyağı sipariş etmiştim. 2 kilo. Onu alacağım. Bir de el öpmeye geldik. Kızımı göstereceğim. Haydi bakalım, bismillah. İçeri giriyoruz. Hemen köyün aşağısında Kızılırmak geçiyor. Şöyle çok yakın hemen. Eve çok yakın. Şu şekilde. Güzel görünüyor aslında. Tereyağımı da aldım. Kızım da ağlıyor beni görünce. Gidiyoruz bakalım. İşte şurası ev, hemen aşağısı ırmak. Bu gece rüyana gelip seni izledim. Odanın içindeyim gizlenip. Şöyle kızımı aldım. Akşam gezmesine geldim arkadaşıma. Bugün perşembe artık. Ya yarın ya cumartesi günü döneceğiz. Bu da son gezmelerim. Arkadaşım da sağ olsun hazırlıklar falan yapmış. Birazdan yiyeceğiz. Ay, arkadaşımın kızı bu da. Cici. Ablam anneciğim. Oyuncak vereyim mi? Ay, kıyamam. Küçük oyuncaklardan vermeyeceğim. Büyük oyuncaklardan vereceğim. Ay, ben su bardağı almadım. Şey ya, düşündün. Psikolojimi düzeltecek o tabak. İçeceğiz. Benim kola, çay bardağı kola. Bence kola sonra içelim ya. Bana iyi geliyor. Bence de ya. Çekirdek ve falan oturup içelim. Anne, ben kola. Ertesi günden herkese merhabalar. Bugün buradaki son günümüz. Yarın yola çıkıyoruz. Bu yüzden şöyle odayı güzel bir topladım, valizlerimizin hepsini yerleştirdim, birkaç eşyamız kaldı çünkü akşam da misafirliğe gideceğim. Yarın yola çıkma kıyafetimi falan ayırdım. Burada kızım uyuyor, o uyandıktan sonra da odayı şöyle güzel bir süpüreceğim. Her yeri düzenlemeye çalıştım. Arabada da birkaç kızımın eşyası var. Onları da valize yerleştireceğim. Böyle parça parça bir yerlerde bir şeyler kalsın istemiyorum. İstanbul'a gideceğimiz için bence en çok Lila sevinecek. Çünkü çok sıkıldı, çok bunaldı. Elimizden geldiğince böyle gezdirmeye çalışıyoruz bahçeyi. Odadan dışarıya salıyoruz. Kendi istediği zaman giriyor çıkıyor ama tabii yine de sıkılıyor yani. Eğer müsait olursam size bahçeyi de gezdireceğim. Şimdi kayınpederim mangal yakacak. Ablamlar falan da geldi. Hep beraber güzel bir yemek yiyeceğiz inşallah. Derya kuzusu bunlar. Derya kuzusu. Ocak başına bekliyorum, hadi. Evet.
sıcağı sıcağı yemek lazım bunu, tamam mı? Ali uyandı. Normalde biz yemeğimizi bahçede yiyecektik. Ama o uyandığı için hemen yanıma aldım. Anneciğim. Kendime de şöyle bir tabak yaptım. Şöyle meyve suyu, turşu. Şimdi bunları yiyeceğim. Şimdi yemeğimizi yedik. Akşam oldu. Saat 7.30'a geliyor. Ablamı evine bırakacağım ama ondan önce bir A101'e uğramam lazım. Oradan süzgeç alacağım. Bu ikili süzgeçler oluyor ya, altında badyası oluyor. Onlara ihtiyacım var. Bakalım burada bulabilirsem. Dün gelmişti. Onu alacağım. İstanbul'da malum bulmak biraz zor. Şimdi onu alıp eve geçeceğim. Hazırlanacağım. Halama geçeceğiz. Aradığımı buldum sanırım. Şöyle 2-4 tane kalmış. Bir tane böyle kahve rengi var. 2 tane almayı planlıyorum. Bakayım buralarda ne varmış. Yumurta kabı var. Bak burada da bir şey var. Ha, şu karıştırma kapları. Mikser kase. Bunlar da güzel oluyor. Ama şu da varmış. Bakalım buna da. Biraz daha genişi. Yuvarlak daha iyi acaba? Onu mu alsam, bunu mu alsam, onu da bilemedim. Yerini alayım ya, diğeri daha güzel duruyor. Şundan da alsam mı bilemedim ya. Neyse. Şu ikisini alalım. Şurada bardaklar varmış. Yağ sıkma şeyi, sprey yağdanlık. Bardaklar. Bakalım başka ne varmış. Fritöz varmış. Ay şuralara da bakayım hazır gelmişken. Şu detoks mataraları varmış. Bunlardan bir yere ben de almıştım. Çok fazla detoks yaptığım için bana zararı dokunmuştu. Bu detoks sularının kanı sulandırma özelliği varmış. Bu yüzden rahatsızlık yaşamıştım. Şunlardan varmış. Küçükleri de varmış. İhtiyacım yok. Şöyle terlikler. Bakalım. Şekerlik varmış. Lav bardaklardan da ben almıştım. Bunlar da çok şık duruyor. Yani böyle şey görünümüne bakmayın. İhtiyacınız varsa onlar çok şık duruyor. Üçlü süzgeçlerden varmış hemen şurada. İhtiyacım yok onlara da. Şuralara bakalım. Küçük kaplardan. Böyle. Ne? Ha, salata karıştırma şey sanırım. Tamam herhalde. Başka da bir şey yok. Hadi bunları alalım. Çıkalım. Ertesi günden günaydın. Bugün cumartesi. Saat sabah 10.30. Kalktık. Şimdi kahvaltı yapacağız. Daha sonrasında valizleri arabaya yerleştireceğiz. Son hazırlıklarımızı yapacağız. Çünkü bugün İstanbul'a dönüyoruz. Yolda çekebilirsem yolda da çekmeye çalışacağım. Aliye izin verdiği sürece. Ve bundan sonraki vloglarım İstanbul'da devam edecek.
Şimdi ben Ali'ye uyurken aşağı inip güzel bir kahvaltı yapayım. Sonrasında da diğer hazırlıklara bakalım. Ne oluyor? Kafaya mı geliyor senin ha? Hayırdır? Evet. Baba ne yapıyor? Şöyle ufak ufak hazırlanmaya başladık. Saat şu anda herhalde öğlen 1'e geliyor. Bir an önce çıkmaya çalışacağız. Çünkü Alya'nın uykusu geldi. Yolda uyusun istiyorum. Bu arada ben geçen gün şöyle demlik bakmıştım ya, alüminyum demliklerden. Bunların çayı çok güzel oluyor. Ben almamıştım o gün. Sağ olsun kayınvalidem almış, getirdi bana. Onun hediyesi. Bakalım İstanbul'a gittiğimde bunun çayını yapacağım. Çok da güzel olacağını düşünüyorum. Burada kuşumuzla kedimizin kabı var. Burada tuvaleti var. Valizlerimiz hazır. Şurada birkaç cipsimiz var. Onları alacağız. Şöyle Alya'nın kıyafetleri, işte eşimin giyecekleri var. Şu yerde de yine anne bebek bakım çantamız. Bunları ayarladım. Lira'nın maması. Şurada böyle aldığım süzgeç, işte parfümlerimiz, leke çıkarıcılar falan var. Dökülmesinler diye bunu ayrı bir poşete koyuyorum. Burada biraz kirlilerimiz var. Birazında bir tane valize koyduk. Bir tane valize kirlilere ayırdık. Öyle işte demliktir, suluğum. Buna su dolduracağım. Yola çıktık. Alya arabada uyudu. Daha yeni çıkıyoruz. Şu anda yakıt alıyoruz. İşte yiyecek bir şeyler falan da aldık. Yani muhtemelen gece oraya varacağız. Bakalım. Şimdi bir Opet'te durduk. İhtiyaç molası verdik. Kızımı da şöyle meyve püresi yediriyorum. Zoomlayamadım. Bir elimde püre, bir elimde telefon. Zoomlayamadım. Öyle meyve püresi yiyor. Tabii biraz üstü başı battı. İlginç bir şekilde şu an Çankırı yolundan gidiyoruz. Ankara tarafından gitmedik. Çorum'da hava çok kötüyken Çankırı'da hava çok güzel. Esiyor ama güneş de var. Acayip güzel yani. Kızımın üstünü başını şey yaptım, örtmüştüm. Hemen geri aldım onları. Hava çok güzel yani. Püre yiyoruz biz de. Geze geze gidiyoruz işte. Telefonuma da kızılcık şerbetini indirdim. Akşama doğru diyorum onu açayım. Onu izleyerek gideyim. Başka türlü yol geçmiyor. Bir de arka taraftayım ya. Normalde Alya'dan önce hep ön tarafa biniyordum. Böyle midem bulanmıyordu. Yolculuk daha güzel geçiyordu gibi. Arka tarafta biraz zorlanıyorum. Akşama doğru işte bir kızılcık şerbetini açarım. Onu izlerim. Öyle böyle yol geçer gider. Size arabanın içini göstereyim mi? Burada hediyelik leblebiler, çerezler, Alya'nın kıyafetleri, kedi kabı, kuş orada. Ondan sonra burada suluğum var, meyveler. O kadar kalabalık, o kadar dolu ki araba. Artık nasıl gideceğiz bilmiyorum. Böyle kalabalık gitmeyi de hiç sevmiyorum aslında. Böyle hareket edecek alan olmuyor. Öyle böyle artık gideceğiz.
Ayaklarım o kadar ağrımış ki otura otura yemin ederim. Ha, Starbucks varmış. Şöyle son durum. Saat şu anda 8. Sanırım yaklaşık 1-2 saatlik yolumuz var. Çok az kaldı. Belki 2 saat bile yoktur. 1-1,5 saat falan vardır. İşte İstanbul'a girmek mesele değil. İstanbul'dan da trafiktir, şudur budur. O yüzden zorlanıyoruz. İstanbul'a yaklaştık ama şu anda Kocaeli'ndeyiz. Az kaldı yani. İstanbul'un içinden de herhalde bir 45 dakikada orada harcarız. Eve ulaşmak için. Değil mi kız? Lila. Aliye demedim. Öyle işte. Şöyle Aliye'yi de aldık. Dinamo tesisinde Starbucks'tan ben şöyle cookie aldım. Eşimle tiramisu aldım. Şimdi Starbucks kahvelerini de getiriyor. Biraz mola vereceğiz. Aliye arabadan hiç çıkmadığı için çok sıkıldı. Hem de ona da değişiklik olsun istiyoruz. Bunları yiyip yola devam edeceğiz. Biz evimize geldik. Aliye o kadar mutlu oldu ki evini tanıdı. Anladı, yürütecine kavuştu. Gerçekten yani çocuk dersiniz ama o bile fark ediyor bir şeyleri. Mutlu musun anneciğim? Mutlu musun? Biz eve geldik. Yaklaşık bir saat falan oldu. Böyle tereyağını ve bozulacak şeyleri hemen buzluğa ve buzdolabına attım. Tereyağlarını güzel doğradım, dilimledim. 2 kilo tereyağı almıştım. Hemen onları buzluğa attım. Evi biraz toparladım. Aliye ile ilgilendim birazcık. Üstünü falan değiştirdim. Hemen doğalgazı yaktım. Kapatmıştık biz kaloriferleri. Onları ayarladım. Diğer her şey şu an ortada duruyor. Ama karnımız çok açtı. Evde malum hiçbir şey yok. Giderken hiçbir şey kalmamıştı. Almamıştım da. Hemen şuraya makarna suyu koydum. Makarna yiyeceğiz eşimle. Videomu da burada kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İstanbul vlogları ile devam edeceğim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.